Artık ok yaydan çıkmış, ihtilalin emir komuta zinciri kurulmuştu. Müdahalenin gerekçesi de açıktı. Ülkede akan kanı sadece ordu durdurabilirdi. Aynı günlerde sıkı yönetim uygulanmasına karşın sanki birileri yangına körükle gidiyordu. Terör Türkiye'nin dört bir yanında her gün onlarca can alıyordu. ...27 Mayıs'ta MHP'nin önde gelen isimlerinden Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak öldürüldü. Bu suikastın hemen ertesinde Türkiye'nin her yanından çatışma ve ölüm haberleri gelmeye başladı. Olayların başlangıcı, yine diyorum, MHP'nin o gün için ülke ocaklarının Çorum'u kurtarılmış bölge haline getirmeyi amaçlamaları, bunun için de bir olayın beklenmesi, Gün Sazak'ın ölümü belki onlar için bir nokta oldu, bir start oldu. Olaylar tanıdık ve o ölçüde de ürkütücüydü. Kahramanmaraş, Malatya ve Sivas'ta uygulanan senaryo şimdi aynen Çorum'da sahneye konuluyordu. Önce kent merkezindeki Alevilere ait iş yerlerine, sonra Alevi mahallelerine saldırılar başladı. İlk bilanço sonraki katliamın adeta habercisiydi. 4 kişi ölmüş, 100'den fazla ev ve iş yeri tahrip edilmişti. Korku ve kin kenti ikiye böldü. Solcu ve Aleviler kendi mahallelerine, sağcı ve Sünniler kendi bölgelerine çekildiler. Barikatlar kuruldu, namluya mermiler sürüldü. Oyunun ikinci sahnesi yine aynı söylentilerle başladı. Alaaddin Camii'ne bomba atıldığı iddiası camilerin hoparlörlerinden kente duyuruldu. Cihat çağrıları yapıldı. Yine suların zehirlendiği iddiası dalga dalga Çorum'a yayıldı. Fitil ateşlenmişti. Bir anda ortaya çıkan eli silahlı gruplar Alevi mahallelerini uzun namlulu silahlarla vurmaya başladılar. Aleviler bu kez hazırlıklıydılar. Onlar da ateşe ateşle karşılık verdiler. Bu bir iç savaştı. Aynen cephe sözcüğü kullanılmakta. Falan cephede işte mermi bitmiştir, mermi yetiştirin. Falan cephede silah azalmış, oraya silah götürün. Ya da falan cephedeki insanlar falan cepheye gidin gibi. Böyle sabaha kadar cephe, çatışma, işaret, parola, mermi getir, mermi götür. Bir iç savaş ortamında sürmüştür. Kentin dış dünyayla ilişkisi tamamen kopmuştu. Elektrikler kesikti. Telefon bağlantısı kurulamıyordu. Nefret öylesine kol geziyordu ki yangınların söndürülmesine engel olmak için itfaiye hortumları bile kesilmişti. Sonunda askeri birlikler imdada yetişti. Kayseri'deki hava indirme tugayı Çorum'a geldi. Jetler kentin üzerinden alçak uçuş yaptılar. Çorum'un en yakın tanığı, olayları bastırmak üzere Çorum'a sevk edilen askeri birliklerin komutanı General Şahabettin Esengül'dü. Ve daha şehire girer girmez bir dehşet manzarasıyla karşılaştım. Hayretler içerisinde kaldım. Fevkalade üzüldüm. Bir tarafta tahrip olmuş dükkanlar. Öbür tarafta ki Alevi kesim dediğimiz bölge kamilen barikatlarla çevrilmiş. Kuş uçmuyor, kervan geçmiyor. Kentin Alevi mahallelerinde panik vardı. Barikatların gerisinde inatla bekleşen Alevi halk askere, polise, kimseye güvenmiyordu. Oysa Çorum'da sükunet sağlanması için bu barikatların aşılması şarttı. İşte o sırada General Esengül'ün yanına bir politikacı yaklaştı. Önerisi korkunçtu. Kesinlikle bir sağ partiye mensup milletvekili içimde hicrandır. Bana böyle bir şeyde teklifte bulundu. Evet, barikatları yararsınız. Efendim bertaraf edersiniz. Bu işte burada biter dediğini gayet iyi hatırlıyorum. Bertaraf sözcüğü katliam demekti. Saldırıya uğrayan Aleviler de silahlanmıştı. Şimdi ordudan Alevileri silahsızlandırması isteniyordu. Yani tahrikleri neydi? İlk Çorum olayında Alevi kesimin silahlı kuvvetler tarafından bertaraf edilmesi. Bunun anlamı neydi? Yani ateş açarak kıyıma girişerek
belirli bir kesimi oradan mı kaldıralım? General Esengül sadece politikacılara değil, kendi komutanlarına da gerçeği anlatmakta güçlük çekiyordu. Zira söylentiler öylesine yayılmıştı ki Ankara'dakiler bile bunlara inanır olmuştu. Benim sözüme üst birlik komutanları biraz güç inandılar. Neden? Çünkü öbür taraftaki istihbarat elemanları gayet net biçimde, evet Alaaddin Camii şu anda yanıyor dedikleri için. Ama ben tabii caminin yanında, cami burada, ben buradayım, kime inanıyorsunuz dedim. Ve caminin yanmadığı da ortaya çıktı. Ancak bu söylentilere inananlar da vardı. Sağ sol kavgasıyla istedikleri sonucu alamayanlar şimdi kanlı katliamlara mezhep kışkırtmalarıyla ulaşmayı amaçlıyorlardı. Bize telefon geldi, Alaaddin Camii yanmıştı. İsim zikretmek istemiyorum o zamanki bulunduğum yerde. Ama biz vardığımızda arası 200 veya 300 metre olan bir mesafede cepheler zaten kurulmuş, otomatik silahlar bize doğrultulmuştu. Baktım ki kötü bir ses bombası, böyle duvarda haf bir iz yapmış ama öyle yaralı yok. Bu kavganın, bu savaşın, bu cihatın artık adı neyse, her neyse, adını ne korsak koyalım, bu savaşın daha önce oraya bildirgesi vardı. Allah rahmet eylesin hepsine, sağcı ve solcu ayrıtmak için biz kullanıldık. Sağcı militanların elinde 3 saat rehin kalan gazeteci Saygı Öztürk, Çorum katliamının en yakın tanıklarından biriydi. Mermiler sıkılıyor, nereden geldiği belli olmayan kurşunlar yağıyor. Hastanenin içerisine götürdüler, bir bodrum kata beni götürdüler. SSK hastanesi dediğim gibi bir grubun kalesiydi. Ülkücüler Mahallesi'nin kalesiydi. Yani karargah işte orada öldürülmekte, öldürme kararları da orada veriliyor. Yani ben, rehin olarak götürdüğün zaman beni oraya götürdüler örneğin. İşte. Gazeteci Öztürk kendini rehin alan militanların elinden meslektaşlarının çabalarıyla askerler tarafından kurtarıldı. Ancak gördüklerini de hiçbir zaman unutamadı. Mesela öldürülen bir kişinin üzerine bir partinin Kızgın Demir'le isimleri, baş harfleri yazılmış. O tür garip şeyler gördük tabii. Olaylar yatıştığı zaman birçok kişinin kaçırılmış olduğu anlaşıldı. Kaçırılanların cesetleri oraya buraya atılmış şekilde bulundu. Ölü sayısı 33'tü. Birçoğu akıl almaz işkencelerle öldürülmüştü. Bizi bir semte götürdüler. O semte bizi minibüse indirdiler. Kadınla erkekle aramızda yaşlılar vardı. Çivi çakılmış sopalarla dövdüler. Benimle beraber işkence gören insanlardan 3 tanesi gördüğü işkenceye dayanamayarak olaylardan çok kısa bir süre sonra hayatlarını kaybettiler.